Rusya bize dost mu düşman mı? Uzun süredir kafaları karıştıran bir soruyla başlamak istedim. Şu cephede karşıyız ama bu cephede stratejik ortağız falan filanı bırakalım şimdi. Evet ya da hayır. Kısa ve net bir cevabı var. Bunun cevabının yanında bir de Libya oyunları var. Akılları sıra bizi saf dışı edecekler Libya'da. Hem de kendi ordularını hiç sokmadan. Ama o işler öyle olmuyor. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Wagner paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde birini yönetime getirdikten sonra Çat'tan Akdeniz'e kadar Libya'nın orta kesimini ele geçirmeye çalıştığını dile getirerek, ülkede Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 7000'den fazla paralı askerin olduğunu söyledi. Mişri, bazı aktivist ve gazetecilerle çevrim içi yaptığı konuşmada, Rusların Kuzey Afrika'da varlık göstermek istedikleri bir yer aradıklarını ve bunu Libya'da bulduklarını ifade etti. Wagner paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde birini yönetime getirdikten sonra Çat'tan Akdeniz'e kadar Libya'nın orta kesimini ele geçirmeye çalıştığını dile getiren Mışri sözlerini şöyle sürdürdü. Şu anda Libya'da 7000'den fazla Rus Wagner unsuru var ve uçaklara da sahipler. Bunlar aynı zamanda Sirte ve Cufra'da hendekler kazıyorlar. En büyük hava üslerinden biri olan Gardabiya, yani Sirte'de sivil havaalanı olarak da kullanılıyor ve Cufra hava üssünde 30 jet uçakları bulunuyor. Libya'da 2019'dan beri varlık gösteren Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerler, Sirte kentindeki hava üssüyle limanının yanı sıra ülkenin orta kesiminde yer alan Cufra bölgesindeki hava üssünü de kullanıyorlar. Son dönemde Libya'da yaşanan gelişmeler bölgedeki aktörlerin politikalarını tekrar gözden geçirmesine yol açtı. 21 Haziran 2020 tarihinde Libya sınırına yakın bir askeri üssü ziyaret eden Mısır'ın darbeci lideri Sisi, Mısır ordusunun Libya'ya müdahale edebileceğini açıkladı. Darbeci General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusunu destekleyen Mısır, Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerinin Sirte'ye girmesinin Mısır için kırmızı çizgi olduğunu ifade etti. Sisi'nin bu açıklaması Kremlin'in de Libya politikasını tekrardan gözden geçirmesine neden oldu. Rusya Libya'daki pozisyonunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Mısır'ın Libya'ya askeri müdahalede bulunabileceğine dair açıklaması farklı hedeflere sahipti. Öncelikli olarak Mısır'ın kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak gerekçesiyle Libya'ya müdahale etmesi uluslararası hukuk açısından uygun olmadığı gibi meşru da sayılmayacaktı. Mısır'ın Libya'da askeri kuvvet kullanabilmesinin meşru ve hukuki sayılabilmesi için birkaç şartı olması gerekir. Birincisi, her ülkenin olduğu gibi Mısır'ın da Birleşmiş Milletler tarafından verilen meşru müdafaa hakkı vardır. Fakat Mısır'ın meşru müdafaa hakkını öne sürerek sınır ötesi askeri operasyonda bulunabilmesi için söz konusu ülkenin, yani Libya'nın Mısır sınırlarını geçerek Mısır'a karşı askeri kuvvet kullanmış olması gerekir. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti böyle bir girişimde bulunmadığı için Mısır'ın Libya'ya yönelik sınır ötesi operasyona kalkışması uluslararası hukuka aykırı bir adım olacaktır. İkincisi, ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı alınması durumunda Mısır'ın Libya'ya yönelik kuvvet kullanması hukuken uygun olabilecektir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler böyle bir karar almadığına göre Mısır'ın açıklaması hukuken uygunsuzdur. Sınır ötesi askeri güç kullanılabilmesinin üçüncü şartı, o ülkenin uluslararası sahada tanınmış ve meşru hükümetinin resmi talepte bulunmasıdır. Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Mısır'dan böyle bir talepte bulunmadığı gibi Mısır'ın açıklamasını şiddetle kınamıştır. Bir ülkenin sınır ötesi askeri müdahalede bulunabilmesinin dördüncü şartı, o ülkenin, yani Mısır'ın, ulusal güvenliğine yönelik Libya sınırından kaynaklanan ciddi bir güvenlik tehdidinin var olmasıdır. Fakat bilindiği gibi Mısır Libya sınırından itibaren Libya'nın neredeyse batı bölgelerine kadarki alan Mısır destekli Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu tarafından kontrol ediliyor. Libya Mutabakat Hükümetleri ile Mısır arasında Hafter güçlerinin kontrolündeki alan bir tampon bölge oluşturuyor. Yani Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden kaynaklanan Mısır'a yönelik herhangi bir güvenlik tehdidinden söz edilemez. Libya'da uluslararası hukuka uygun ve belirlenmiş ulusal çıkarları çerçevesinde ilişki yürüten Türkiye-Libya politikasını sürdürecektir.
meşru olmayan, demokratik yönetim ilkelerinden yoksun olan Hafter'in desteklenmesi ise Rusya'nın imajını olumsuz etkileyeceği gibi uluslararası ortamda elini zayıflatmaya devam edecektir. Dolayısıyla da Mısır'ın Sirte kentinin ve Cufra hava üssünün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin eline geçebileceğine dair tepkisi aslında Mısır'ın Libya sahasındaki stratejik pozisyonunu kaybetme endişesinden kaynaklanıyor. Mısır, Libya'ya askeri müdahalede bulunabileceğine dair yapmış olduğu açıklamasıyla birkaç sonuca ulaşmayı hedefliyor. Birincisi, Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin doğuya doğru ilerlemesini durdurmak istiyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin askeri başarısı aynı zamanda Türkiye'nin başarısı olarak da görülüyor. Buna karşın Hafter'e olan güveni azaltıyor. Hafter'in destekçileri arasında ona olan güvenin ve desteğin azalmasına yol açıyor. Mısır ise böyle bir senaryonun gelişmesini istemiyor. İkincisi, Mısır açıklamasıyla Libya konusunda Türkiye ile ateşkes sağlamayı bekliyor. Daha önce Mısır'ın Kahire Deklarasyonu olarak tanımlanan tek taraflı ateşkes açıklaması hem Türkiye hem de Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından olumsuz karşılanmıştı. Türkiye'nin de dahil olacağı bir ateşkesin sağlanması hem Mısır'ın askeri müdahale sonucu ortaya çıkabilecek kapsamlı savaştan kaçınmasına hem de Libya'nın doğu bölgeleri üstündeki kontrolünü devam ettirmesi konusunda pazarlık yapmasına imkan sağlayacaktır. Sisi'nin askeri kuvvet kullanabileceğine dair açıklamasının siyasi sonuçları da oldu. Bu en başta Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında yenik düşen Hafter için bir psikolojik destek oldu. Mısır diğer ülkelere Libya'da Hafter'i desteklemeye devam edeceği mesajını verdi. Fakat daha da önemlisi Hafter güçlerini destekleyen devletler arasında Mısır'ın öne çıkmasına yol açtı. Bu ülkelerin kendi aralarında da belli bir düzeyde çıkar çatışması söz konusudur. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya ve Fransa da Mısır gibi Hafter üstünde en fazla etkiye sahip olan ülke olarak öne çıkmaya çalışıyor. Hafter üstünden Libya'daki siyasi süreçlere yön vermeyi hedefliyor. Ancak bu ülkeler amaçlarına en az maliyetle ulaşmak istiyor. Hatta diğer devletler eliyle kendi çıkarlarını hayata geçirmeyi hesaplıyorlar. 2011 sonrası Libya'da yaşanan iç savaş ve siyasi gelişmelerde Rusya'nın siyasi etkisi yok denecek kadar azdı. Fakat Rusya 2016 yılından itibaren Hafter üstünden Libya siyasetine dahil olmaya başladı. Rusya Hafter üstünden Libya'da etkisini artırmanın yollarını ararken Hafter Rusya yakınlaşması Mısır ve Hafter'i destekleyen diğer örgütlerin de planlarına uydu. Rusya'dan elde edebileceği siyasi ve askeri desteğin Libya içi güç dengesinde olduğu gibi uluslararası ortamda da büyük etkisi olacağı bekleniyordu. Fakat Rusya'nın Hafter'in yanında yer alarak Libya sürecinde rol üstlenmeye başlaması diğer devletleri ikincil aktör konumuna düşürdü. Bu da aynı zamanda Libya'da daha az söz hakkına sahip ve daha az etkiye sahip olmaları anlamına geliyordu. Söz konusu süreçlerden en fazla rahatsız olan ülkelerin başında da Mısır geliyordu. Mısır yapmış olduğu son hamlesiyle bu süreci kendi lehine çevirmek istedi. Mısır kendi ulusal çıkarlarına öncelik vermeye hazır olduğunu ve çıkarlarını etkileyen konulardan muhatap alınması gerektiği mesajını vermek istedi. Mısır'ın öne çıkmasının doğal olarak Libya'daki askeri ve siyasi gelişmelerde kendisini ikinci plana itebileceğinden endişe duyan Moskova, bu süreci önlemenin ve Libya'daki gelişmelerde önemli aktör konumunu muhafaza etmenin yollarını arıyor. Bunun da diplomatik kanalların yanı sıra Libya sahasına dolaylı yollardan müdahil olarak yapmaya çalışıyor. Sergey Lavrov, Libya'da ateşkesin bir an önce sağlanması ve görüşmelere başlanması dışında herhangi bir yolun olmadığını açıklayarak Mısır'ın askeri çözümden kaçınması gerektiği mesajını verdi. Ayrıca Rusya, Amerika'nın Libya sürecine müdahil olması ve Berlin sürecini tekrar başlatma çağrısında bulunarak Mısır'ı sınırlamak, Türkiye'nin ilerlemesini durdurmak ve Amerika ve Almanya ile işbirliğine gitmek gibi amaçlar güdüyor. Rusya bir yandan Mısır'ın Libya'ya askeri olarak haddinden fazla müdahil olmasını önlemeye çalışırken, diğer taraftan diğer ülkeleri de yanına çekerek yapıcı arabulucu imajını ortaya çıkarmaya başlıyor. Rusya'nın bu tutumu resmi söylemiyle de örtüşüyor. Fakat Rusya, Libyalı aktörlere yapabildiği baskıyı bölge ülkelerine yapma gücünden yoksun olması nedeniyle bu süreci işbirliği ve diyalog yoluyla sürdürmenin en makul yol olacağını düşünüyor. Diğer yandan Moskova'nın diplomasi üstünden yürüttüğü bu politika sahada ciddi sonuçlar vermiyor. Doğrudan askeri müdahalede bulunmasının da Rusya için stratejik bir başarısızlıkla sonuçlanacağı biliniyor. Bunun için Rusya üçüncü bir yol olarak bir taraftan resmi söylemini sürdürürken diğer taraftan da Wagner paralı askerleri üstünden Libya sürecine dolaylı yoldan müdahale ediyor.
Rusya, Sirte ve Cufra'ya paralı askerlerini göndererek Libya'daki güç dengesinin ulusal mutabakat hükümeti lehine değişmesini engellemek ve Libya'da hala önemli aktör olduğunu göstermek istiyor. Fakat Rusya'nın bu politikası yapıcı diplomasi konsepti üstünden çizmeye çalıştığı imajına ve güvenilirliğine zarar veriyor. Resmi açıklamalarla sahadaki faaliyetleri arasındaki çelişki Rusya'nın prestijini olumsuz etkiliyor. Bu haliyle Rusya, Libya'nın yeraltı kaynaklarını ele geçirmeye çalışan ülke görünümünü veriyor. Libya'da uluslararası hukuka uygun ve belirlenmiş ulusal çıkarları çerçevesinde ilişki yürüten Türkiye, Libya politikasını sürdürecektir. Meşru olmayan, demokratik yöntem ilkelerinden yoksun olan Hafter'in desteklenmesi ise Rusya'nın imajını olumsuz etkileyeceği gibi uluslararası ortamda elini zayıflatmaya devam edecektir. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.